hüzünler içinde öylece mahzun. Ülkem benim, boynunu asla bükme, bükme sakın o mağrur boynunu. Ülkem benim, sana nasıl aşığım ben, seviyorum seni, hiçbir şey sevmediğim gibi. Ülkem, memleketim, üzme asla canını. Hangi geceyi gördün ki güneşi doğmamış? Elbet hak dönenir, döner de gelir, bulur her şey yerli yerini. Memleketim, memleketlim. Değerli seyirciler, bugün çok mutluyum çünkü bugün saygıdeğer Ahmet Saygılı amcamızın oğlu benim konuğum. Evet, kendisi Sayın Beylili, tarihi ismiyle Haçin olarak bilinen yerden efendim yaşayan bir ailenin ferdi. Evet Ramazan Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Nasılsınız? Hamdolsun efendim, size iyisin inşallah. İyiyim. Haçin deyince herhalde yüreğiniz değil mi biraz ürperiyor bir yerde, kırpıntı? Aynen, hemen babamdan ve ailemden Dimne'ye geldiğim uzun yıllar öncesine gidiyorum. Ve o topraklarda yaşayan acıları bir daha yüreğimizde hissediyoruz. Bunlar çok anlamlı şeyler. Ve bunu burada tekrar sizin kanalınızda, Çukurova'mızda, Adana'mızda paylaşmanın hazırını yaşayacağız inşallah. Evet Deniz Ecer, şu an elimde bir kitap var. Haçin, Bir Yangının Külleri. Osmanlı'nın son döneminde 1920 yılında neredeyse Adana kadar nüfus barındıran Toros Dağları'ndaki tarihi Haçin şehri yakılarak yok edildi. Hiçbir şey hatırlanmasın diye. Evet, böyle bir gerçek var. Eğer bugün Haçin tarihi şehrinin yerinde bulunan Sayın Bey'e derseniz, Sayın Bey'in nüfusu 4000 civarında. Vardığınız zaman kaymakamlık binası, belediye binası, kamu binaları ve evleri göreceksiniz ama bugünkü Sayın Beyli ilçesinin durumu bu. Ama bundan 100 sene önce aynı yerde tarihi Haçin kenti vardı ve bu kentte çok sayıda Ermeni vardı. Bir mahallesi İslam Türk mahallesiydi. Yüzyıllarca bu kentte insanlar barışlı yaşıyordu ama Osmanlı'nın son döneminde kanlı olaylar, çatışmalar gündeme geldi ve olayların da sonunda Haçin kenti yakılarak yok edildi. Evet, Haçin bir yangının külleri. Böyle bir düşünceyi yansıtıyor. Kitabın da kapağında bu düşünce yer almış. Evet, Haçin bir yangının külleri. Ramazan Bey, doğru mudur bu kavram? Bir yangının külleri Haçin için. Efendim orada tabii Anadolu'muz olduğum olası bu anlamda acılarla muhtelif coğrafyalarımız yaşadığı gibi o dönemde yüzyılın başında Haçin'de de bu anlamda bir acılar yaşana gelmiştir. Dolayısıyla o yangının küllerinin üzerinde de yeni bir küçük de olsa bir kasaba ortaya çıkmış. Ama oradaki acılar, oradaki sıkıntılar, oradaki dilimizin bile, yüreğimizin bile izahta zorluk çektiği zulümleri hatırlayarak hep. Evet, Eritecer Saygıdeğer Ramazan Saygılı'nın büyük dedesi Haçin Savaşları'nın son günlerinde katledildi, öldürüldü. Bu olayın hatırasında öldüğü anda onu gören Kuvayi Milliyeciler Hacı Mustafa diye bilinen o şahsın üzerinde bir köstekli saat buldu değil mi Ramazan Bey? Evet. O saat nerede şimdi, köstekli saat? Şimdi efendim oradan öncesi isterseniz tabii o süreç içerisinde çete reisi olarak bakıyor ki Hacı Mustafa bir sıkıntı var. Hacı Mustafa bir tüccar biri. Evet. Kayseri ile Hicaz arasında büyük kervanlarla mal alıp mal satan bir tüccar ve dolayısıyla uhdesine de bir ton o yörenin insanları hacca gitmek için kervanla hizmetçi olarak katılıyor ve yıllarca böyle devam ederken dün komşu oldukları, dün bayramlarda birbirlerine ikramda bulundukları, onların bize iftarda iftariyelik verdiği, bizim de onların kutsal günlerinde yemek ikram ettiğimiz dün millete sadık olan Ermeniler başka başka saiklerle beraber isyan. Evet. Bu çerçeve içerisinde bu zulmü görünce dedem Hacı Mustafa rahmetli hemen imkanlarını seferber ediyor ve orada bir çete
oruççu köylülerden. Hepsine silah ve mühimmatını yaparak. Atlarıyla hayvanlarıyla beraber aşağı taraftan Sayın Bey'in Adana tarafından gizik duran rahmetli. Yukarıdan da dedem Hacı Mustafa Ağa gelirken tam Sayın Bey'li Haçin'e girmek üzere ve Ermenilerle karşılaşacaklar zaman bir vadide bir tuzakla karşılar. Ve o tuzak mütakiben dedem rahmetli esir düşüyor. Çetelerin çoğu şehit oluyor ve uzun süre dedem o kilisede, Sayın Bey'in kilisesi esir. Son Sayın Bey'in kurtuluş yapacağı gece sabaha karşı atılarak şehit ediliyor. O anda üzerinde bulunan değil mi bir saat vardı galiba. O anda tabii diğer Kuvayi Milliyeci dostlar, akrabalar geçerken bir bakıyorlar ki Hacı Mustafa burada. Evet. Hemen Hacı Süleyman Baytok rahmetli eğiliyor. Bir bakıyor ki hala teni sıcak. Daha yenice ölmüş. Yenice rahmetli olmuş. Ama bakıyor ki hemen üzerinde o güzel yeleğinin üzerinde, kemerin üzerinde bir köstekli saat var. Ve o köstekli saati alıp nenem rahmetliye getirip veriyor. O saat sizin gözyaşlarınız mıdır Ramazan Bey? O saat ve benzeri duygular ki orada ayrıca 4 teyzemiz de rahmetli oldu, şehit oldular. Onlar hep bizim gözyaşlarımız. Hep içimize uhde olarak kara gelmiş. Ve dolayısıyla hep böyle içimize bir burukluk yaşıyoruz. Niye? Neden? Diye. Evet, evet. Neden diye soruyor Ramazan Bey. Bu nedenin tarihsel gelişimini öğrenmek için. İsterseniz tarihe uzanalım. Haçin gerçeğini, oradaki yaşanan olayları fotoğraflar ve belgelerle efendim ekrana getirelim. Bakalım Haçin nasıl bir yer, orada neler yaşanmış, onu görmeye çalışalım. Evet arkadaşlar, görüntüler hazırsa hemen bir slayta bakalım. Değerli seyirciler, şu an karşımıza ekrana geldi. Bunlar savaş ortamında silah kuşanmış Ermeni silahlı komitacılar. Bunların ismi kamavor diye biliniyor. Kamavor, haç şeklinde veya artı şeklinde göğüslerine kurşun fişeklerini takan insanlar demektir. Şu an karşımızda Fransız işgalinde Adana yöresinde silah atan, bomba atan bir grup kamavorun ortak fotoğrafını görüyorsunuz. Evet, bunlar savaşa katılan Ermeni silahlı gruplar. Evet, farklı bir görüntüye geçelim isterseniz. Bir Haçinli, adı Hamparsun Boyacıyan veya Murat kod ismiyle 1880'lerde Haçin kasabasından İstanbul'a gitti. Tıbbiye'yi okudu. Doktor olacaktı. Okulunun son sınıfında İsviçre'ye gitti ve orada uzmanlaşırken Hınçak örgütünün üst düzey elemanları ona örgüt mensubu olma teklifinde bulundular. Hamparsun Boyacıyan Murat kod ismiyle Hınçak örgütünün Anadolu Eylem Başkanı seçildi. Kendisi Haçinlidir. Şimdi tıp mesleğinde bir düşünce var. Bir doktor önüne bir hasta geldiğinde onun inanç ve yeter ırkına bakmaksızın elini uzatır, yardım edeni ve ona şifa olur, tedavi eder, ilaçlarını verir. Doktorluğun kutsal felsefesi bu düşünceye dayanır. Milattan önce 3. yüzyılda yaşayan Hipokrates böyle söylemiş tıp mesleğini yapan doktorlara ve diğer sağlık mensuplarına. Ancak Haçinli bir doktor olan Hamparsun Boyacıyan okulunun son yılında mezun olup insanlara ilaç vermek yerine örgüt başkanı oldu ve kendisi eylem ortamında ateş, ölüm, kin ve intikam sözlerini canlandırdı. İlk eylemini İstanbul'da yaptı 1890 yılında. Kumkapı'daki Ermeni Kilisesi'ndeki Osmanlı arabasını tahrip etti. Askerlerle çatıştı ve oradan kayboldu. İstanbul'daki bu eylemindeki amacı Ermeni sorununa dikkat çekmek ve padişahla görüşme yollarını aramaktı. Amacına varamadı, Atina'ya kaçtı. Orada birkaç yıl kaldı. Sonra tekrar Türkiye'ye geldi ve Diyarbakır yöresinde savaş başlattı. Sason dağlarında orada yaşayan Kürtleri, Ermeni ya da Türkleri Osmanlı'ya karşı kışkırttı. Sason'daki kanlı eylemlerde askerler öldü, ölen siviller vardı, yakalandı, yargılandı. İdam edilecekken yabancı konsolosa devreye girdiler. Hamparsun Boyacıyan bir ağır ceza aldı. Libya çöllerine cezaevine kondu. 1906 yılında oradan kaçırıldı. Avrupa'ya gitti. 1908'de ikinci meşruiyetle beraber affedildi. Adana'ya geldi. 1909'da Adana milletvekili oldu. Hamparsun Boyacıyan veya Murat, Kozan yöresinde Haçinli ünlü bir komiteci başkanı. Evet, onun doktor olacağı döneme ait bir gençlik fotoğrafı şu an izliyorsunuz. Osmanlı'nın son dönemindeki kanlı isyanları idare eden bir örgüt başkanı, bir lider. Evet, Hamparsun Boyacıyan veya Murat. Şu an karşımızdaki resim o. Ve bir tarihin tanığı Mehmet Baykal.
1989 ve 90 yılında Haçin diye bilinen tarihi ismi Sayın Bey'le gittiğimde tarihin tanıklarını bulmak istedim. Mehmet Baykal amcayı buldum. Evet, Mehmet Baykal amca kalenin üzerinde karşıma geçti. Bu fotoğrafı çektim. Hüzünle bakıyordu. Arkada tarihi bir yıkıntı hara binanın izleri vardı ve yine arkada Sayın Bey'in şehri vardı. Mehmet Baykal 90 yaşına yakın Kuvayi Milliye Başkanı'ydı. Elinde uzun bir rapor vardı, arkadaşları vardı düşünceyi paylaştığı ve hayatının son anlarında benimle karşılaştı. Onun bu şekilde hüzün veren bir fotoğrafını çektim. Haçin'deki olayların görgü tanığı Mehmet Baykal. Evet, diğer bir görüntüye hemen geçelim arkadaşlar mümkünse. Mehmet Baykal amcamız elinde bastonuyla Kale Kilisenin üzerine geçti. O tarihi mekanın orta yerinde karşımda vurdu. Sanki yaşadığı olayları anlatmanın verdiği bir mutluluk da efendim sorduğumuz her soruya cevap veriyordu. İşte Mehmet Baykal'ın tarihin tanığının kale üzerindeki fotoğrafı bu şekilde. Ve karşımızda bir kale fotoğraf daha. Bakın hemen fotoğrafın sol tarafında en yakın yeri duran kişi ayakta benim derzeci. O zaman daha henüz gençlik dönemim, yaşlanmış değilim ve az ileride Mehmet Baykal amca var ve onun da arkasında Ahmet Saygılı var. Ahmet Saygılı beyefendi bir insandı. Hep dinliyordu, yanımızdaydı. Zaman zaman görüş açıklıyordu. Evet ve biz tarihi bir mekana bakıyorduk. Fotoğrafın çekildiği yıl 1989. Bir kış günü Sayın Beylü'de tarihi ismi Haçin'deki o büyük tarihi yapının Kale Kilise ve Mar Hasan'ın olduğu yerde tarihe bu şekilde bakıyoruz. Evet bunlar tarihin tanıkları. Zaman kısa bir zaman sonra Mehmet Baykal amcamız hayatından göçtü ve sonra 2007'de Ahmet Saygılı amcamız rahmetli oldu. Ve tabii şu an benim yanımda Ahmet Saygılı amcamızın oğlu Ramazan Bey var. Evet Ramazan Bey, bu fotoğraf benim için çok anlamlı. Ne düşünüyorsunuz? Bakın burada babanız da var. Tarihi bir yapıya bakıyoruz. Evet. Biz uzun yıllar aklımız erdereli babam ve abim vesilesi aile toplantısı yaparız. Her seferinde babam rahmetli, mekanı cennet olsun, bizi alır o rahmetli Hacı Mustafa dedemin atıldığı o burç, şimdi sizin resimde de gösterdiğiniz, oraya çıkarır ve oradan konuyu bir daha anlatır. Bir daha o genç torunlarına, biz oğullarına, kızlarına anlatır ve o ortamı bir daha yaşatırır ve oradan bir Fatiha okur ve ayrılırız. Dolayısıyla babamın bu anlamda hep sessiz sedasız ama Anadolu insanının o latif ve duruşlarını hep şimdi ortaya çıkınca daha iyi anlıyoruz. Oraya geldiğimizde neler yaşandığını, hangi acıların olduğunu şimdi resmi görünce bir daha hatırlıyoruz. Çünkü babam orada canlı canlı bizi oturtturur ve elimize şekerler verir, ikramda bulunur ki sohbetini daha iyi dinleyelim diye ikramda bulunur. Ve yavrum bu topraklar sizin ve ev sahibisiniz ve bu topraklar böyle elde edildi. Bu sıkıntılarla, bu badirelerle, bu acılarla bu topraklar sahip edildi diyerek biz hep sürekli tarihsel bilincimizin artması ve bu topraklara nasıl sahip olduğumuzu anlamamız açısından hep bize bu anlamda tabirine şimdi anlıyoruz gibi eğitiyordu. Ramazan Bey, peki Mehmet Baykal amcayı da tanıma imkanınız oldu mu? Tanıma imkanım oldu. Biz ufaktık. Hep böyle bizim ineklerimiz vardı. Babam Mehmet amcan akrabamız da uzaktan. Ona hep düzenli şekilde benim süt gönderirdi. Her gittiğimizde sütü götürdüğümüz zaman Mehmet amca yanına otururdu bizi ve hemen bize de hediyelerde bulunurdu.